dağları ovaları olan Çorum'un küçük bir köyünde yani dar gelirli bir çiftçi ailesinin 7. çocuğu olarak. Babam okuyamadığı için iki ağabeyim okumaları için şehre gönderdi. İkiz kız kardeşimle birlikte bakmak için şehre gittik. Köye dönmedim ve evlendim. Eşimin ailesi ile beraber oturuyorduk. Daha sonra ayrı çıkmaya karar verdik. Yaşam şartları zor olduğundan maddi bakımdan çok sıkıntı çekiyorduk. Avustralya'ya gelmeye karar verdik. 3 yıl uzun bir beklemeden sonra sıramız gelince çok sevindik. Ailem ile vedalaşmaya köye gittiğimizde annem ve babamın çok üzüldüklerini gördük. Babamın gözlerinde iki damla yaş, ağzında şu kelimelerin döküldüğünü görünce daha da üzüldük. Keşke size yardım edebilseydim. Gidin, çok çalışın, mutlu olun dedi. O yüzü unutmak mümkün değildi. 5 Ağustos 1972'de son işlemler için başkent Ankara'ya geldiğimizde memur bey çok üzgünüm. Soyadını taşıyan başka bir ailenin yerine sizi çağırmışız dedi. Eşimle ben şok olmuştuk. İki oğlumuz her şeyden habersiz yüzümüze bakıyorlardı. Nasıl geri dönecektik? Her şeyimizi satmış, bir valizden başka hiçbir şeyimiz yok. Lütfen bir şeyler yapın, bizi geri göndermeyin. Birkaç saatlik zor bekleyişten sonra bizi içeri çağırdılar. İşiniz tamam, yarın saat 12'de uçuyorsunuz. Eşim sevinçten uçuyordu. 24 saat sonra Melbourne'deydik. Ben çok tedirgindim. Gelecekte ne olacaktı? Gelişimizin ikinci günü işe başladık. Bu arada bir de kızımız oldu. Çalıştığımız için para sıkıntısı çekmiyor, her istediğimizi alabiliyorduk. 20 yıl böyle rüzgar gibi geçti. Neticede annem ve babamı misafir olarak Avustralya'ya çağırdık. Burayı çok sevdiler. Ayrılmak istemediler. Giderken gülümsüyordu. Kızım, keşke bizi 20 yıl önce çağırsaydınız. Bu ülke ne kadar güzelmiş. Biz de burada kalır hiç gitmezdik. Artık hiçbir sıkıntımız yoktu. Çocuklarımız evlendiler. 2 de torunumuz oldu. Çok mutluyuz. Avustralya'yı çok seviyoruz.